Merhabalar. Bugün bu sevimli küçük çiçeklerin yapımını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şu minik yaprakların yapımını anlatacağım. Bunun için gerekli olan ben etemin ipi kullanıyorum. Siz herhangi bir ip de kullanabilirsiniz bu kalınlıkta. Şöyle lif ipi de olabilir. Hemen başlamak istiyorum. Evet, bu güzel Tunus işi çiçek yapraklarının daha büyüklerinin anlatımını yine kanalımda paylaşmıştım daha önce. Şimdi bu minikleri de yine aynı şekilde öreceğiz. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Tığım bu arada 7 numara. Sihirli halkamı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geriye doğru dönerek bu zincirlerin içinden ilmek topluyorum. Şöyle 4 oldu. Bir tane de sihirli halkamın içinden aldım. 5 oldu. Hemen 2 2 bu şekilde örüyorum. Şimdi bu hemen arkasındaki İğne yardımıyla yine göstereyim. Hemen ilk ilmeğin arkasındaki bu ilmekten de alarak aşağı doğru ilmek çıkarıyorum. Bir de şu dibinden evet 6 oldu. Saymanıza da gerek yok aslında. 2 2 yukarı doğru tekrar ilmeklerimi çekerek örüyorum. Arkadaki ilmekten, onun altındaki ilmekten şöyle aşağı doğru geliyorum. Bir tane de sihirli halkamın içinden geçip sihirli halkamı hafif daralttım. İkisini bir, ikisini bir olmak üzere bu güzel Tunus işi çiçeğimizi örüyoruz. Kaç sıra bakalım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra boyunca bu şekilde öreceğiz. 1, 2, 3 sıra oldu. Bir tane de buradan alıp son olarak toplamaya devam edelim. Aşağı doğru inerken ilmek topluyoruz. Yukarı doğru çıkarken ise yani geri dönüşte de ilmeklerimizi örüyoruz. 2 2 alıyoruz. Ve ikisini bir. Daha sonra sihirli halkamın ipini çekip ilmeğimi kapatıyorum. Evet, bu sevimli güzel. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra ucunun açılmaması için şu şekilde hafif çakmak yardımıyla yakıyorum. Evet,
Dilerseniz koyu renk, dilerseniz açık renk olmak üzere bu şekilde yapraklar elde edebilirsiniz. Bu güzel tonus işi yapraklarından farklı renklerde örerek şu şekilde bir küpe aparatına geçirip çok şık, çok güzel bir küpe de elde edebilirsiniz. Burayı dikerek sabitleyebilirsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi hemen çiçeklerin yapımına geçelim. Evet, bebeğimizin aynı zamanda elinde tuttuğu bu çiçekleri de bu şekilde ördüm. Daha kalın bir iple yine tunus işi yaprak. Bakın bu daha küçük, daha ince bir ip. Bu daha kalın. Çiçeklerini yine aynı şekilde oluşturduk. Evet, bu güzel çiçekleri şimdi hemen anlatımına başlayalım. Evet, öncelikle hemen sarı ipimizi alıyoruz. Sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipi doladım. Sihirli halkamın içinden geçirip şu şekilde ipimi uzatıyorum zincire kadar. Bu birinci uzatma. Tığıma ipi doladım. 2, şu 3, 3 tane olunca hemen tığ hepsinin içinden tek seferde geçtim. Bir tane sıkılama zinciri çektim. Ve bu çektiğim zincirin içine tekrar tığım ile giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıp örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma ip dolamadan yine sık iğne sihirli halkamın içinden geçip ilmek kaydırma yapıyorum. Bu bir. Şimdi hemen tekrar 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Tığıma ipi doladım. Sihirli halkanın içinden geçtim. İpimi uzattım. 1. İpimi uzattım. 2. İpimi tekrar uzattım. 3. Hepsinin içinden tek seferde geçtim. Bir tane sıkılama zinciri yaptım. Tekrar bu zincirin içinden tığım ile geçip ilmek çıkardım. Ördüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip sihirli halkamın içinden geçtim. İlmek kaydırma yani CC tekniği kullandım. 2 oldu. Bu şekilde 2 ya da daha fazla sayıda yaprak yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen birkaç tane daha yaprak yapalım. Evet, sarı çiçeklerimiz hazır. Ben bu şekilde kullandım. İki tarafta. Ortalarına da bir tane küçük minik inci diktim. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Elinde tuttuğu çiçekler ise daha önceki videomda paylaşmış olduğum kolay çiçek yapımından aynısı. Bu şekilde taç yapmıştım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz bu tarife. Bu biraz daha farklı bir çiçek. Bu şekilde. Evet, çiçeklerini de hazırlamış olduk. Şapkamıza dikelim bunları. Evet. Bir sonraki videoda bebeğimizin kafa yapımından bahsedeceğim. Şimdilik hoşça kalın.